Herkese tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben kısaca biraz 3-5 slide e, tarihsel kısmından bahsedip sonra biraz EKG neden önemli, dramatik hastaların hayatında dramatik değişimlere neden olan e, 3-4 tane vaka sunacağım. Biraz nadir görülen vakalar ama niye çok önemli e, üzerinde düşmemiz gerekiyor, e, öğrenmemiz gerekiyor onu biraz vurgulamak için. Sonra birkaç slide'da gelecekten bahsedeceğim. Bir 2015'teki bir review var. ABD'de mesela bir yılda çekilen EKG sayısı 300 milyon gibi bir EKG sayısı var. Belki daha fazla, bizde daha fazla olabilir çünkü orada biraz sağlığa erişim daha e, kısıtlı. Bizde tüm nüfusu üç kere dönmüşüz mesela bir yılda. Belki daha fazla olabilir. Editör şöyle bir yorum yapmış, bu 300 milyon EKG'nin yüzde birine yanlış tanı koysak, bu yüzde bir yanlış tanı koyduğumuz hastaların yüzde biri bu yanlış tanı sonucunda e, zarar görse, inanılmaz bir sayı yapıyor. Aslında bu her gün bir büyük uçak düşmüş gibi insanların hani mortalite anlamında. Çok ciddi bir sayı yapıyor çünkü günlük pratikte çok sık kullandığımız basit bir test. Ama yine o editöriyale göre doğru tanı oranı yani kardiyolojiyi referans alırsak, kardiyologun değerlendirdiği bütün EKG'leri doğru farz edersek aile hekimlerinde basit 10-15 tane tanıyı değerlendirmişler. Aile hekimlerinde doğru tanı oranı %40'larda. Yani dahiliyeciler de onlardan birazcık daha fazla. Yani aslında EKG yanlış tanısı günlük pratikte çok sık. Bu nedenle oldukça önemli bir konu. Ee, üzerine muhakkak durulması gerekiyor. Tarihçesine baktığımızda aslında şöyle birazcık araştırayım dedim. 1600'lerden itibaren aslında bu slide biraz insanoğlunun merakını ve meraklandığı şeyin peşinden gidişini gösteriyor. Küçük basit bazı keşiflerle birlikte insanoğlunun merakı başlıyor ve ee, bu süreç e, devam ediyor. Ee, 1700'lerde e, bu meşhur İtalyan e, Galvani kurbanın bir laboratuvarda deney yaparken e, işte kurbanın ayağına bistürüsü deyip e, kontraksiyonu görmesiyle başlıyor. E, acaba burada bir elektriksel bir hadise mi var e, gibisinden. Sonra süreç ilerliyor ve bu galvanometreyi buluyor. Aslında EKG'nin temeli bu. Galvani'nin bu keşfiyle başlıyor. Daha sonrasında biraz önce ilk gösterdiğim ki önemli noktalardan bir tanesi bu. 1840'larda aksiyon potansiyelinin keşfi başlıyor. Ve ilk kaydedilen EKG 1887'de Waller kendi köpeğinin EKG'sini kaydediyor. Aslında bu kaydeden ilk EKG. Ancak bu önemli keşfi sonra e, Waller çok ilerletmiyor. Köpeğinin kayıtlarını ara ara yapmaya devam ediyor. E, yani çok klinik tarafa çok <gülüyor> geçemiyor. Sırada da AF'ye mi girmiş Olabilir. <gülüyor> o EKG'ye baktım aslında şey biraz. P'leri çok net belli değil. AF gibi köpek. <laughs> İnsanda ilk kaydı alan kişi yani pratik olarak e, EKG kaydını alan kişi 1900'lerde e, Eindhoven. Hepimizin bildiği gibi ve bu ürünü de, EKG'yi de bir ticarileştiriyorlar. Artık klinik pratikte kullanılacak şekilde EKG çekimlerine başlanıyor. Ve leadler, ilk kayıt edilen EKG'lerde işte lead 1, 2 ve 3 var. Daha sonra diğer augmented leadler ve prekordiyel leadler de bir şekilde klinik kullanıma giriyor. Kapaca EKG'nin ne? kalpteki milyonlarca hücrenin ürettiği aksiyon potansiyellerinin bir bileşkesi olarak görüyoruz. Lidler de aslında bu elektriksel aktiviteye baktığımız farklı açılar. Bir de farklı bir açıdan bakıyoruz. İki de üç de farklı bir prekordiyerlerde farklı bir açıdan bakıyoruz. Ama baktığımız şey total bir kalpteki bütün hücrelerin oluşturduğu elektriksel aktivitenin farklı pencerelerden bakılması. Benim aslında bu sunumu hazırlarken en çok heyecanlandığım şey bu. İlk EKG yazısı ne zaman diye PubMed'e bir baktım. Elektrokardiyografi diye yazıp. PubMed'deki ilk yazı Thomas Lewis'in British Medical Journal'daki 1912'deki 3 tane yazısı. Burada aslında EKG'nin klinik kullanımda yaygınlaşmasını sağlayan kişilerden en önemlisi Thomas Lewis gibi. 3 tane arka arkaya yazı yazıyor kaydettiği klinik EKG'lerle ilgili. Burada mesela ilk ilk kaydettiği EKG'leri görüyoruz. İşte P, QRST bunları işaretliyor. Aslında yazıyı okuyunca bu 3 tane yazıdaki vakalara bakınca e, hakikaten çok iyi yani şeyi. İşte Venkebağ burada bir sinüzel duraklama olduğunu söylüyor. İşte bunu Venkebağ tip 1 bloğu özellikle belirtiyor. Her yazısında 3-4 tane vaka var. E, bundan üzerinden gidiyor. İşte PR mesafesinin giderek uzadığından bahsedip Venkebağ tip 1 bloktan bahsediyor ekstrasistolü çok güzel anlatmış. Bu yazıları aslında okumanızı öneririm. Şu alttaki kısımlar çok iyi. Mesela burada ile ilgili bu sedanter yaşayan erkeklerde çok sık görülür yazmış. <laughs> güzel şeyleri var, betimlemeleri var. Bir bloktan bahsediyor burada. Mesela atrial fibrilasyon, o dönemde tabii mitral stenoz çok fazla. Daha sosyoekonomik düzeyi düşük bir toplum olduğu için o dönemde e, mitral stenoz fazla. Burada özellikle e, klinikte işte prestorik şiddetlenmenin kaybolan kişilerde bu atrial fibrilasyonun e, sık görüldüğünü e, söylüyor. E, ve burada genel bir kural olarak AF bir kere başladıktan sonra ölüme kadar devam eder diyor. Muhtemelen yapısal kalp hastalığı olduğu için e, orada persistan formu birazcık vurgulamak yapıyor. Aslında bu şeyler çok iyi, e, betimlemeler çok iyi. Bir atrial bahsediyor mesela. Ektopik atrial vurudan. PRS'i kısa. Bugünün şeyine bakarsak muhtemelen koroner sinüs ostiumundan gelen bir ektopik atrial ritmi var burada. Flutter var. Bu o zamana kadar ki yani keşfedilmiş ilk şeyler bunlar tabii ilk e, veriler. Uzunca bir süre tabii klinik kullanıma girmiyor. Bu, bu yazıyı 1912'lerde yazıyor. Sadece akademik olarak kullanılıyor. Klinik pratikte kullanılmıyor. 1920'lerde yazılan bir tane review var. Burada da EKG sadece işte bilimsel ilgiyle şey olmamalı. Klinik kullanıma da girmeli gibi aslında ilk şeyler var, yazılar var. bu üç yazıyı da okumanızı öneririm. Hakikaten şeyler çok iyi. Ben şimdi çeşitli vakalardan bahsedeceğim. Bunlar EKG'yi neden çok önemli onu göstermek açısından. Mesela şu hasta 41 yaşlarında bir erkek hasta. EKG'de T negatiflikleri var. Bu nedenle aslında birçok tetkik, kardiyak MR'dan, işte anjiyoya, efor testinden bir sürü test yapılmış bir hasta. Lideri doğru bağladığımızda, doğru yerlerine bağladığımızda bunların hiçbirisi görülmüyor. Yani EKG'de bir numaralı kural, EKG'yi ilk başta doğru kaydetmek. Yani lead lokalizasyonlarına riayet etmek. Burada görüldüğü gibi bunları baştan savma yapmamak gerekiyor. Çünkü birinci temel çok düzgün bir EKG kaydetmemiz gerekiyor. Artefaktın olmaması lazım. Lead lokalizasyonları çok düzgün olması lazım. Bu da koşulla gönderilmiş bir hastaydı. ICD için 17 yaşında genç bir çocuk. Ekosu şu şekilde. İşte LV disfonksiyonu var. Geniş köresi var. ICD CRT amaçlı gönderilen bir hastaydı. Yorum yapmak isteyen var mı? EKG'siyle ilgili. Belki çok net görülmüyor olabilir. EKG'ye birazcık yakından baktığımızda prekstasyonu olduğu görülüyor bu hastada. Delta dalgası var. Belki prekordiyallerde daha net görebilirsiniz. PR mesafesi kısa. Delta dalgası var. Ve prekstasyon düzeyi fazla olduğu için yani QRS geniş, daha geniş olduğu için maksimal bir prekstasyon olduğu için sanki sol dal bloymuş gibi gözüküyor bu hasta. Ama aslında bir altta prekstasyon var. Bunu mesela inandıramadık bu kalp yetmezliğinin buna bağlı olabileceğine prekstasyonlar az da olsa kalp yetersizliği yapabilir özellikle sağ serbest duvarda. Ekosuna baktığımızda septolateral bir gecikme var 140 milisaniye. Yani bu sağ ventrikülün erken uyarılması bir disenkroniye neden oluyor. Disenkroni de bu hastanın kalp yetersizliğinin temel sebebi. Mesela bu ablasyondan önceki kısa aks görüntüsü disenkroniyi belirgin bir biçimde görüyoruz. Bu hemen ablasyondan birkaç gün sonraki ekosu. Gene EFS'i düşük ama disenkroni ortadan kaybolmuş. Bu hastanın ablasyon sonrası EKG'sini görüyoruz. Prekstasyon gittikten sonra normal EKG'sini, QRS'in daraldığını görüyoruz. Aksesuar yolda şurada, sağ ventrikül serbest duvarında, anterolateral tarafta. E, bu tarafta olduğunda sinüs noda daha yakın olduğu için aslında noda gidene kadar e, ventrikülün önemli bir kısmı preksite oluyor ve dissenkroniye neden oluyor aslında çocukcular bu bilgiyi erişkinde çok bu bilgi yok. Çocukcularda daha çok bu çocukların yazılarında daha çok var. Ee, yani serbest duvar kaynaklı, sağ kaynaklı preksistasyonlar hastadan az da olsa bir kısmında kalp yetersizliği yapabilir. Mesela bu hastanın e, ablasyon sonrası e, birkaç ay sonra Efes tamamen normale geldi. Dikkat etmek gerekiyor. O, o abisi ICD takılması için mi gönderilmişti? CRT ICD CRT yani hastanın e, hayatta dramatik değişimlere neden olabiliyor EKG'deki küçük şeyler. Bu da gene benzer bir hastaydı. Bu da 20'li yaşlarda bir çocuk. Ej, ejeksiyon fraksiyonu %20. E EKG'si bu şekilde. Hızı buralarda 120'lerde, 110-120'lerde. Küçük bir düzensizlik fark ediliyor. Ama P'lere baktığımızda 2 3 AVF'de pozitif P'si var. V1'de pozitif. D1'de pozitif. Yani sinüs taşı karşısıyla kolayca karışabilecek bir şey. Bu da yine ICD için gönderilen bir hastaydı. Ama şurada şu dikkati çekiyor. Bu hastadaki mesela e, dikkati çeken yer. Normal devam ederken şurada farklı bir P dalgası görüyoruz. Bu P dalgasının genişliği daha fazla diğer P'ye göre. Buradaki P'ler daha dar. Buradaki P daha geniş. Muhtemelen şu sinüs ürüsü olan sadece bu. Diğerleri başka bir şey. Başka bir aritmi, atrial taşikardi gibi duruyor. Bunu elektrofizyoloji yapmaya karar verdik. Aslında yalnızca bu EKG'de bir de şöyle bir sinüs durusu var. Diğer EKG'lerinde nabız hep böyle sinüs taşikardisi düşündürecek boyutta. Kolayca bunu kalp yetersizliğine bağlayabiliriz. Aslanın EF'si %20, nabzu 110 120 arasında. Şuradaki bunu görmesek, şuraya dikkat etmesek sinüs taşikardisiyle çok kolay karışabilecek bir şey. Abi belki orada hani şey konuşmak lazım, örneğin öyle bir trasede bunu gerçekten sinüs taşı işte CVT'nin <laughs> belki tiplerini ayırt etmek için <laughs> başka acilde böyle bir hasta geldiği zaman tanı net koymak için işte adenozin testidir, vagal manevraları yapmak gerekir mi, yapması lazım mı? Burada tabii daha da önemli olan bence klinik senaryo, atrial teşkilatların %30-40'ı adenozinle sonlanıyor, adenozin yanıt veriyor yani bir kısmında blok derecesi artıyor, çok önemli bir test, bir kısmı adenozinle sonlanabiliyor. Burada önemli olan mesela bu hastanın Holter'ini yaptık biz bunu gördük. Şurada aslında anlaşılıyor bunun bir e, atrial teşkaride olduğu ama bunu görmeseydik yani sabit 110, 120, 130 atrial teşkaride için düşük bir hız ama sabit bu hızda hep böyle devam ediyorsa örneğin bu hastanın e, buraya koymayı unutmuşum. Geceki şeyi de var Holter'i de var. Holter'inde de e, heart rate tresesine baktığınızda şu Holter'lerde yukarıda çıkıyor ya. Heart rate tresesine baktığınızda hastanın hep hızı Gece uykuda çok bir az bir miktar azalıyor. Hep o değerlerde 110, 120, işte bazen 130 oluyor. Bu aslında önemli bir e, alarme edici bir faktör. Nabız hep öyle gidiyorsa e, orada bir, bir yerde bir artmış otomatiste vardır büyük ihtimalle. Mesela bunun ejeksiyon fraksiyon çaplarını görüyorsunuz e, volümlerini. İşte tam göremiyorum ama 400'lü volümler var filan. EF'si %20. Hatta bu hastanın skarı da vardı. E, Mehmet Akif'te yapılmıştı MR'ı. E, skarı da vardı. Bu hastaya ablasyon yapıldı. Ablasyonda burası sol oblik görüntü. Şu sol atrium, burası sağ atrium. Sağ atriumun septal tarafında burada erken aktiviteyi görüyorsunuz. Yani şunlar P dalgası. Elektrofizyolojiye aşina değilsiniz. Bunlar P. Bu da erken lokal aktivasyon. Yani P'den daha erken. Fokal bir oda ararken en erken yeri arıyoruz. Atriumun içerisinde yani şey nereden başlıyor? teşkar nereden başlıyor? Bunu bulabilmek için fokalde septal tarafta. Bu da aslında şeyi açıklıyor. Bizim şu EKG'deki daha dar olan P dalgasını açıklıyor. Normal P dalgası daha geniş çünkü sinüs nodundan çıkıp önce sağ atriyumu sonra sol atriyumu uyarıyor. Daha çok zaman geçtiği için P'nin süresi uzun. Orta hatta bir yerde çıkıyorsa aynı anda hem sağ hem sola doğru gideceği için daha kısa zamanda bütün atriyumlar uyarılıyor. O zaman da P'nin süresi daha az oluyor. Bu bölge ablet edildikten sonra ee, hastanın bu aktivasyonunu görüyorsunuz. Oradan başlayıp geri kalan yere yayılıyor. Sonra hastanın EKG'si buna döndü. P dalgalarını görüyorsunuz. Nabız 80'lerde. Ee, bu hastanın da e, MR'da skarı olmasına rağmen, septal bölgede skarı olmasına rağmen ejeksiyon fraksiyonu tamamen düzeldi. İleri mitral yetersizliği vardı. İşte EF'si %20 idi. Tamamen düzeldi. Burada tek şey aslında şu. Yani EKG'de burayı görmemiz bu hastanın hayatına ne kadar dramatik bir değişime neden oldu. Bir başka hasta, o zaman çok meraklıydım ben, güvenlik kamera görüntüsünü bile bulmuşuz. Bu hasta ICD'si olan bir hasta, ee, senkoplarla geliyor. Ee, burada şeyini görüyorsunuz, videonun devamında işte şoklama oluyor. Çok sık ICD şoku alan genç bir çocuktu. ICD kayıtlarına baktığımızda şunlar normal vuruları. Sonra bir tane bu vuru geliyor. Aks açısından şuna birazcık benziyor. Diğer vuru gelip sonra devamında bu kısa sürmüş ama fibrilasyon zonuna giriyor. Şurada V sens dediği ventriküler erken vuruyu sens ediyor. Taşikardi zonuna giriyor. Taşikardi sens, T sens. Sonra çok hızlandığı için bunu artık fibrilasyon gibi algılamaya başlıyor. Fibrilasyon sens deniyor. Bu böyle devam etse bu metronin bir pili. Yani şöyle bir 30 vuru falan gitse şoklamaya neden olacak ki zaten şoklamaya neden oluyordu. Bunun mesela kayıtlarını incelediğimizde arada böyle taşikardiye neden olmayan gene ama öncekinin ilk ikisi gibi şurası gibi kayıtların sık olduğunu gördük. Burada görüldüğü gibi ikili erken vuru geliyor. Bir öncekinde devam etmiş hastayı fibrilasyon zonuna sokmuş. da devam etmemiş. Holter'ine yaptığımızda Volter'de şöyle bir kayıt görüyoruz. Normal sinüs vuruları giderken gene bu ikili vuruların arada geldiğini görüyoruz. Bir tane QRS morfolojisi farklı. Sonra bir tane daha QRS geliyor. Muhtemelen şeye sokan, hastayı fibrilasyona sokan şu ikinci gelen şey. Tetiği çeken bu. Ama diğeri tam T'nin üzerine denk geliyor. Ve sonrasında bazı epizotlarda fibrilasyona giriyor. EKG'si yine bu şekilde. EKG'sine dikkatli baktığımızda ST segmenti içerisinde mesela şurada Normal gidiyor. ST'de bir şey yok. Normal. Şurada yani bu ikilinin önünde ST segmenti içerisinde böyle bir bump görüyoruz. Şurada da var mesela. D2'de, D3'de pozitif. Yani atriumun superioründen inferiorine doğru giden bir şey var. Aslında bir atrial erken vuru geliyor. Bu atrial erken vuru biraz uzun iletiliyor. QRS morfolojisi değişiyor. Sonra bir tane daha gelip duruyor burada. Aslında ilk başta bir atrial erken vuru var. Holter kayıtlarını sonra tekrar yeniden baktığımızda mesela şuna dikkat etmemiştik. Orada da var bu normal PQRS, PQRS. Burada S'lerin içerisinde bir şey var. Sonra bu QRS geliyor. Bunu elektrofizyoloji yaptık. Elektrofizyolojide de e, gene bu erken vuruları geliyordu. Görüntü kaydı çok kötü ama e, şu yukarıdaki kırmızı gibi gözükenler atrium kaydı. Diğeri his bölgesindeki kayıt. Solda koymuşuz ona. Şurada hisi görüyorsunuz. Arkadaki ventrikül kaydı. Gene atrial ekstra başlatıyor şeyi. Bu hadiseyi. Bir atrial ekstra geliyor. Hisin aktivasyonu değişiyor. Burası çok önemli değil. Bu aslında fibrilasyon neden, neden olan şey aslında bir basit bir atrial ekstra sistol. Buna da gene kimse inanmadı. <laughs> Bunu asirvatama gönderdik. Atrial ekstradan dolayı bir insan fibrile olabilir mi diye. Bunu ablasyon yaptık tabii. Atrial ablate ettikten sonra bu hadiseler durdu. IC şoklamaları durdu. IC kaydındaki o anormallikler durdu. Manuel Asirvatam bu elektrofizyoloji dünyasında çok ünlü birisi. Hintli, Amerika'da. Ona gönderdik. Tabii biz ablasyonu çoktan yapmıştık. Şu görüntüleri yorumlasın diye. İşte sağ atrüyuma, hisse, sağ dala, solda hise, <laughs> Posterior, anterior, fasikül bölgesine katter koyup bir daha elektrofizyoloji yapın dedi. Tabii o mümkün değil. O kadar hastaya ablasyon yapmıştık. Yani bu atrial ekstrasistol burada da e, bu hastanın fibrilasyona neden olan şey. Bu da yine bir başka bir hasta. EKG'de tek dikkat çeken bir disneyle ile gelmişti acile. EKG'de tek dikkat çeken şey şu varyasyon, elektriksel alternans. Bu hastanın solunum seslerinde sol tarafta solunum sesi alınmıyordu. Pneumotoraks olduğunu acilde anlamıştık. Normalde bazen bunlar e, tele çok acilde her zaman başvurmadığımız bir şey EKG'sine bakıp EKG'de bir şey görmezsek işte tropon isteyip filan gönderiyoruz. Mesela EKG'deki küçük bir şey elektriksel alternans pneumotoraks olduğunu açığa çıkarmıştı. Bu hastada genç bir erkek hasta EKG'sinde böyle estelevasyonu var. Koroner anjiyografi de yapılmış ama bu EKG'deki estelevasyonu hep böyle. V1, V2'de, V3'de estelevasyonu var. Farklı zamanlarda çekilmiş EKG'lerinde bu ar dalgasında bir azalma olmuyor. Biz bunu gördükten sonra daha önceden benim böyle bir vaka tecrübem vardı. Tümör metastazı. E, kardiyak metastazda böyle sabit este elevasyonları görülebiliyor. Çünkü metastaz olduğunda o bölge elektriksel olarak pozitifmiş gibi oluyor. Ve depolarizasyonla birlikte vektör hep o metastazın olduğu yere doğru orayı gören derivasyonlara doğru oluyor bu eee olduğu yerdeki vektör ve orayı eleve gibi görüyoruz. Mesela bunu, bunu hatta biz beraber yazmış kalk Evet sonra... sonra yani bütün literatürü taradık yaklaşık bir 70-80 tane buna benzer EKG vakası var. Bu tarz bir S elevasyonu gördükten sonra hastaların birçoğunda kardiyak metastazı olsun olmasın bazı adenokarsinomlar özellikle dikkati çekiyor. O yüzden de aklınızda kalması gereken bir EKG bence. Aynen öyle. Bunu gördükten sonra biz hani şey dedik. Burada da daha önceden bir tane vakayı görmüştük. Bir literatürdeki vakalara bakalım. Şimdi biz metastaz bu kadar bulmamız mümkün değil. Literatürdeki yazılmış bütün metastazlara bakalım gibi. Böyle bir 60-70 tane yazı çıktı. İçerisinde EKG olan 30-40 tanesinde EKG var. O EKG'leri aldık, baktık. Hepsi hakikaten böyle. Yani bir ST elevasyonu var. Ar dalgası korunuyor orada. Ar dalgasında bir anormallik yok. Bu EKG evolüye olmuyor. Yani bir hafta sonra çekseniz de gene böyle. MI'de olsa ya da perikarditte olsa bu EKG'de bir değişim bekleriz. MI'de R'larda bir kaybolma olacak. Bir süre sonra ST'ler normale dönecek. Perikarditin de gene fazlarına uygun olarak EKG değişiklikleri görülecek. Ama bunda öyle değil. R korunuyor. ST eleve. Terminal T negatifliği var. Hastaların hemen hemen hepsinde var bu. Mesela baktığınızda ST elevasyonu devam ediyor. ST'nin sonunda T'ler negatif. Bu terminal T negatifliği de önemli. Tümör metastazı böyle bir EKG düşün, gördüğünüzde tabi e, tabii ilk önce koroner anjiyografi yapıyorsunuz. Ama segment hareket kusuru görmezseniz, bir şey yapmazsanız burada olduğu gibi şöyle bir kitle var. Bir şey sorabilir miyim Tayyip? Yani Köksel söyledi az önce. Bu adını seyalar dediğimiz başka lokalizasyon. KD tutulmuş yok, çok Yok, yok hocam metastaz, yok, metastaz olacak. Metastaz, metastaz olması tamam. lazım. Hı hı. Muhakkak Acaba metastaz. Burada da mesela ventrikülde petteki tutulumu görüyoruz. Histolojisi. Işte derivasyonlar burada hangi derivasyonları oluyor genelde? Var mı yok şeyi? Şöyle. Ee, biz, yerine bağlı. Inferiorleri olan da var. Ama bu şeyi e, metastazın yeriyle ilişkili. Tamam. Yani. Hangi çünkü. Aynen öyle. Mesela bu hastada da ventrikül ön yüzünde. V1 ve V2'de V3'de daha çok var e, metastazı. Posterior olup 2-3 AVF'de olanlar var. O hasta daha sonra cerrahi oldu. Şimdi bu başka bir hasta. Aslında biraz hani düşünce kalıplarımızı geliştirmesi açısından. Şimdi normal EKG'sine bakıyoruz. P dalgası göremiyoruz. Arar mesafeleri düzensiz bir EKG var. Bu hasta çarpıntıyla senkopla geldi. ICD'si olan bir hastaydı. ICD şoklaması oluyordu. Bazen ICD şoklamıyordu. Hızı yavaş olduğu için. Baktığımızda Şurada mesela farklı erken vurular olduğunu görüyoruz ama normal QRS'e göre bu erken vurular daha dar. Bu da aslında bu erken vuruların ventrikül orijinli olduğunu. Şunlar aslında normal vurulara göre daha dar olan vurular ventrikül orijinli. Çünkü bu supraventriküler ileti ventriküle iletirken bir şekilde non spesifik intraventriküler ileti de nedeniyle QRS'i biraz geniş. Eğer bazal QRS'i geniş ama erken vuruda veya taşikardide QRS daha da daralıyorsa... Bu ventriküler teşkardi için önemli bir bulgu. Çünkü bu ventriküler teşkardi ventrikülde hispokinje sistemine yakın bir yerden çıkıyorsa hispokinjeyi penetre edip daha uniform bir şekilde normal supraventriküler vuruya göre yayılabilir. O yüzden QRS'i daha dar gibi görülebilir. Mesela taşikardi esnasında biraz önceki erken vurular hep geliyor. Hızı birazcık düşük. Ama mesela AF iken birden düzenli bir ritme giriyor hastanın bazalinin AF olduğunu biliyoruz. Taşikardik olduğunda arar mesafeleri çok düzenli. Bu da VTL yine bir şey. Bir hastanın bazal EKG'sinde AF varsa, taşikardi olduğunda ve o düzenli hale geliyorsa büyük ihtimalle ventrikül orijinli başka bir taşikardi oluyordur. Yani yana koyduğumuzda da gene şunun aynı morfolojide olduğunu görüyoruz. Bunlar bu hastalar için önemli değişime neden olan EKG'ler. EKG'den tabii Göksel biraz fizyoloji kısmında birazcık daha bahsedecek. Mekanizmaları da öğrenebiliyoruz. Örneğin bir taşikardisi var bu hastanın. Şurada bir supraventikler taşikardi oluyor. Baktığımızda mesela bunun normal P dalgaları giderken biraz zor seçiliyor ama şurada bir erken vuru geliyor. Heh, büyütmüşüm. Şurada bir erken vuru geliyor. Bu erken vuru geldikten sonra PR mesafesi uzuyor. Şu PR kısayken burada PR uzuyor. Yani aslında tipik AVNRT'nin başlangıcı böyle olur. Hızlı yolda iletilirken yavaş yola geçiyor. Bu jump oluyor. Ve hemen arkasından retro bir P dalgası geliyor. Örneğin şurada arkada bir P dalgası yokken şurada bir P dalgası geliyor retro. Buna pseudo R deniyor. AVNRT için tipik. Mesela şu EKG'ye bakarak aslında taşikardinin mekanizmasının da ne olduğunu anlayabiliriz. Hızlı yoldan geçerken Erken vuru geldiğinde hızlı yolda blok oluyor. Yavaş yola jump oluyor. PR uzuyor. Sonra burayı retrograd kullandığı için QRS'in hemen arkasından retrograd P geliyor. O da şurada görülen. Yani özellikle taşikardiler varsa bunların başlangıç ve bitiş bölgeleri onun mekanizmasını anlamak açısından e, oldukça önemli olan bölgeler. Veya böyle bir 2-3 AVF'de P'lere negatif. Bunlar preeksitasyon gibi düşünülüyor bazen. PR kısa olduğu için ve başlangıçta böyle bir karışıklık olduğu için sanki hani preeksitasyonmuş gibi. Aslında bu ektopik atrial ritim nereden çıkıyor? 2 3 AVF'te negatif olduğu için aşağılardan, atriyumun aşağısından bir yerden, buralardan da olabilir, şuradan da olabilir. PR'si neden kısa? Noda yakın. AV noda daha yakın olduğu için şu sinüs vurusu gelene kadar bir PR mesafesi oluyor. Daha yakın bir yerden geldiğinde bu PR mesafesi kısalıyor. Yani EKG'leri gördüğümüzde böyle kafamızda bu EKG'yi açıklayabilecek bir mekanizma oluşturmamız lazım. Bence en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir şeyi yakalayıp sonra onu açıklayacak bir mekanizma bulup açıklayamazsak kafamızdaki fikirden hemen vazgeçip başka bir mekanizma bulmaya çalışmamız lazım. Bunlar da bugünleriydi. <laughs> Gelecekte ne var? Gelecekte bu machine learning işi var. Çünkü çok fazla sayıda EKG ile ilgili veri var. Milyonlarca EKG çekiliyor ve her şeye rağmen, mesela Amazon'a girip baktığınızda kaç tane EKG kitabı var? Yüzlerce, sadece İngilizce dilinde yazılmış yüzlerce kitap var. Ama buna rağmen hala EKG tanı oranlarımız, doğru tanı oranlarımız düşük. O nedenle bu alana yoğun bir şey var. Şuradaki yılları görüyorsunuz ne kadar çok çalışma yapıldığını. Verileri düzgün kaydettikten sonra EKG ile ilgili çok fazla sayıda veri var. Machine Learning veya işte diğer yapay zeka algoritmaları, Artificial Intelligence, AKG'de gelecekte kullanılacak sistemlere dönüşecek diye düşünüyorum. İki tane çok sevdiğim kitap var. Bir tanesi bunu ben asistanımın başında okumuştum. Brandon Phipps Advanced ECG diye 3-4 yıl önce vefat etti. Ama çok güzel bir kitap. Bunu şu an bulunmuyor ama belki PDFleri bulunabilir. Çok değişik bir dili var filan kitabın içerisindeki EKG'leri falan bu benim koleksiyonumun bir par nadir bir parçası değil işte bir arkadaşımın çöpünden buldum falan gibi. böyle bir çok değişik bir dili var. Ama hakikaten şeyi çok güzel veriyor. Yani EKG'de, EKG EKG'yi böyle bit to bit analiz ediyor. Bak bu şuradan gelmiş, bu buradan gelmiş. Bu bundan dolayı böyle olmuş falan gibi. klasik EKG kitaplarının çok ötesinden bir kitap. Norman diye çıkarmasına da katılmış. Değişik birisi. Diğeri de bence en güzel EKG kitaplarından bir tanesi George Klein'in kitabı. Ee, yine burada da aritmi tanısında stratejilerden bahsediyor. Bir Vuru'yu alıp mesela bir Wolf alıp bu işte ani ölüm riski nasıl, nereden geliyor bu Wolf vesaire bunları çok güzel e, analiz ediyor. Bu iki kitabı yani yüzlerce kitap var ama bence en iyi iki kitap bu ikisi. Bir de her EKG'de eğer iyi yerden bakarsak güzel bir şeyler yakalayabiliriz. Teşekkürler.